Ben de etten, kemiktenim nihayetinde. Onurtuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Bir abisi olan Tuna'nın annesi tapu dairesinden emekli, babası ise matematik öğretmeni. Tuna 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nda sanat, müziği, ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasıyla bilinen Onur Tuna'nın 70'e yakın şarkısı olduğu biliniyor. En popüler şarkıları ise Acın Verdi ve Tıpkı Sen. ...1.95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir'de üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul'a gelince de Ayla Aldan ve Craft'ta devam etti, oyunculuğa başladı. Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 2011 yılında ATV'de yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Yani ben her seferinde yani seni ne zaman düşünsem... Dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırdı. Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Arif Erkin, Güzel Beyoğlu, Menderes Samancılar'la birlikte rol aldı. ...2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyüreğin paylaştığı Bir Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde rol aldı. Ne oldu ya? Yine neyi yanlış yaptım Eylül? Bana aşık ol. 23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı dizide boy gösterdi. Bir Osmanlı polisiyesi olan Filinta adlı dizide Onur Tuna, Filinta Mustafa karakterini canlandırdı. Mehmet Özgür, Damla Aslanar, Serhat Tutumluer, Naz Elmas, Yosu Mizrahi, Hayra Şenocak, Bülent Alkış gibi isimlerle birlikte çalıştı. ...2015 yılındaysa Mahsun Kırmızıgül'ün şirketi olan Boyut Film'in yapımcılığını üstlendiği Ahirim Sensin dizisinde Murat Yıldırım ve Cemal Şen ile birlikte rol aldı. ...2016'da Fark Film imzalı yönetmenliğini Emre Karakuşak'ın yaptığı Cesur Yürek dizisinde rol aldı. Başrollerini Rüveyda Öksüz, Hüseyin Avni Danyal, İsmail Hakkı, Hakan Yufkacıgil, Şekip Taşpınar, Olcay Yusufoğlu, Yeşim Gül, Bora Sivri, Şebnem Dilligil ile paylaştı. Tuna 2 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Onur Tuna hala devam eden ve reytingleri elden bırakmayan Yasak Elma dizisinde bir sezon boy gösterdi. Alihan Taşdemir karakterini hayat veren Tuna, Eda Ece, Şevva Sam ve Sevda Erginci ile birlikte rol aldı. Bir saniyen var mı benim?
2019 yılında büyük ses getiren Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde yer aldı. Yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı ve yönetmeni Yusuf Birasan olan dizide Ferman karakterine hayat verdi. Dizide 30'lu yaşlarında hastanenin yıldız cerrahıydı. Ukala ve uzak görünen karakter ilerleyen bölümlerde kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu izleyiciye hissettirdi. Ayrıca sen de benimle alakalı kimseye hesap vermek zorunda kalma. Sen de özgür ol. Sevat sendromlu Deha Ali'nin özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan Mucize Doktor dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Fırat Altınmeşe, Gökçe Akyıldız ve Reha Özcan yer aldı. Ali! 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 En son 2020 yılında sinemada gördüğümüz Onur Tuna, Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği romantik komedi filminde Kerem Babayiğit karakteriyle karşımıza çıktı. Tuvana Türkel, Semra Dinçer, Sermiyan Midyat'la başrol paylaştı. Yazdıran, şarkılar söyleten, yanındayken bütün her şeyi unutturan gerçek bir aşk adamı hayal eder her genç kız. Ağır romantik filminin galasında Onur Tuna ile başrolü paylaşan Tuvana Türkay'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu. Şimdi ise senaryosunu başarılı senarist Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Enes and the Friend'in adlı diziden uyarlanan Mahkum dizisinin başrolünü Seray Kaya ile paylaşıyor. Savcı Fırat Bulut'a hayat verecek olan Duna'nın yeni imajı ise beğeni topladı. Hayır, yani senin için bir suçluyu yakalamak aileni görmekten daha önemli. Atla. Onur Tuna'nın özel hayatına değinecek olursak, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda deli dolu ve kıskanç olduğunu söyleyen Tuna, meslektaşı Elif Doğan'la aşk yaşıyor. Yasak Elma dizisinde rol arkadaşı olan Sevda Erginci'nin bu ilişkinin mimarı olduğu da konuşuluyor.